Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Sosyal bilgiler videolarımıza devam ediyoruz. Vece Hocam, bu videoda neler var? Bu videomuzda milli egemenlik, milli bağımsızlık ve bağımsızlığımızı oluşturan sembollerimize şöyle bir göz atacağız. Evet, milli egemenlik. Arkadaşlar, milli egemenlik dediğimiz vakit egemenlik, yani egemen güç olma, egemen hakim demek, hakim olma, yönetme anlamına gelir. Milli egemenlikte egemenliğin hiçbir koşul, kaide, kural kabul etmeksizin millete ait olması durumudur. Ülke yönetme gücünün halk tarafından kullanıldığı ülkelerde de ne vardır? Milli egemenlik vardır. Yani egemenliğin halka ait olması diyoruz. Evet. Madde 6'ya bakalım anayasamızda. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Türk milleti egemenliğini anayasanın koyduğu esaslara göre yetkili organları eliyle kullanır. Egemenliğin kullanılması hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz. Hiçbir kimse veya organ kaynağını anayasadan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz. Yani ne diyor? Egemenliğin kaynağı millettir diyor. Bunu anayasada 6. maddede de zaten görünür hale getirmiş. Geliyorum bir diğer konuya, milli bağımsızlık. Milli bağımsızlık derken bir milletin bağımsız olma şekli. Yani özgür olma durumu. Herhangi bir devletin boyunduruğu altında olmadan özgürce yaşayıp karar vermesi, kendi topraklarında özgürce tam bağımsız bir şekilde hayatına devam etmesidir. Milli bağımsızlık arkadaşlar. Peki bağımsızlık sembollerimize şimdi bakalım. Bayrağımız. İlk başta gelen bayrağımız. Yani ülkemizin her tarafına dalgalanıyor ve dalgalanmaya devam ediyor. Dalgalandığı sürece biz bağımsız olduğumuzu hatırlayacağız. Kesinlikle. Rengini şehit kanından alıyor ve bayrağımızdaki ay bağımsızlığın yıldızı da şehitlerimizin simgesi zaten. Şehit kanından aldığında belirtelim. Türk bayrağı kanunu var. Madde 7'de bunu belirtmiş. Türk bayrağı yırtık, sökük, yamalı, delik, kirli, soluk, buruşuk veya layık olduğu manevi değeri zedeleyecek herhangi bir şekilde kullanılamaz. Resmi yemin törenleri dışında her ne maksatta olursa olsun masalara, kürsülere örtü olarak serilemez. Elbise veya üniforma şeklinde giyilemez. Bakın arkadaşlar. Ben burada çok Amerikan bayrağı gördüm. Böyle ben de çok gördüm. İşte kıyafet, çok affedersiniz iç çamaşır olarak bile giyenler vesaire falan oluyor. Bu aslında aşağılayıcı bir şey. Çünkü bizim kesinlikle. Hani bizim Türk insan olarak bayrağa bakış şeklimiz asla böyle bir şey değil. Yani buradan yani da aslında üniformaların da tam göğsümüzde, yani kalbimize gelen yerde taşıyoruz. Yani armağan kıyafetlerin evet, sadece oralarında bulunuyor ki hani demek hani göğsümde, kalbimde, yüreğimde bunu hissediyorum gibi bir mesaj veriyoruz aslında dünyaya, milli takımlarımızda veya gerek diğer spor aktivitelerinde. Onu başka bir şekilde kullanmak hakikaten çok zedeleyici, bence onur kırıcı bir şey yani. Kesinlikle. Ya aslında burada da bir toplumun kültürü de ortaya çıkıyor. Mesela Amerikalılar bunu kullanmaktan çekinmiyor ama biz bayrağı ve o hani kurtuluş mücadelesine verdiğimiz değeri de aslında gösteriyoruz. Çünkü bu bayrağı kazanabilmek, bu bayrağı oluşturabilmek için. Bu sadece bir beş parçası değil. Onun manevi değeri çok yüksek. Kesinlikle. Bizde. Manevi değerlere önem veriyoruz zaten. O yüzden zaten yerde hani hiç bulunmaz. Dikkat ederseniz yöneticilerimiz bile yerde bayrağı gördüğünüz zaman direkt kaldırırlar. Çok doğru bir şey yapıyorlar. Evet. Hiçbir siyasi parti, teşekkül, dernek, vakıf ve tüzükte belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları dışında kalan kurum ve kuruluşun amblem, flama, sembol ve benzerlerinin ön veya arka yüzünde esas veya fon teşkil edecek şekilde kullanılamaz arkadaşlar. Bayrak yırtılamaz, yakılamaz, yere atılamaz. Gerekli özen gösterilmeden kullanılamaz. Çünkü bayrak kutsaldır. Bizim için çok ilginç. Bizim için arkadaşlar, kutsal bir unsur. İstiklal Marşımız bağımsızlık ruhumuzu temsil eder ve bu toprakları nasıl kazandığımızı anlatan o muhteşem eser Mehmet Akif Ersoy tarafından 12 Mart 1921'de kabul edilmiştir ve onun tarafından yazılmıştır. Osman Zeki Üngör de onun bestecisi tabii zaten. Tabii bunu kabul eden o zamanki Milli Eğitim Bakanı var. Hamdullah Supi. Yani benim de öyle bir katkım olsun. Evet, Hamdullah Supi için de bu güzel bilgi için teşekkür ederiz. Bir de Cumhurbaşkanlığı Forsu'muz var. Cumhurbaşkanlığı Forsu Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın evinde ziyareti süresince bulunduğu yerde bayrak direğine çekiliyor. Gece ve gündüz çekili kalıyor. Bu aslında 16 tane yıldız var. Ortada bir güneş var ve o Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil ediyor. Çevresinde de 16 tane yıldız Türklerin tarih boyunca kurduğu devletlere ithafen yapılmıştır. Onu ifade ediyor. Türkiye'nin başkenti Ankara. Başkentimizde bağımsızlık sembolümüz. Paramız Türk lirası. Paralarda bir takım tabii ki semboller de var. Bu da bizim kültürel vasfımızı aslında ortaya koyuyor.
Milli takımlarımız yine dünya devletleri karşısında ülkemizi temsil ettikleri için önemli. Yani bizim Türk kimliğimizi orada yansıttığı Türk açısından. Milli takım diye zaten adam evet. Oluyor. Bağımsızlık sembolümüz Türkiye Büyük Millet Meclisi, Milletin Meclisi, ulusal egemenlik sembollerimizden yine dilimiz Türkçe ve Türkçemiz de özellikle egemenlik sembollerinin başında gelmesi gerekiyor. Atatürk ve Anıtkabir, Türk milletinin önderi, bize bağımsızlığımızı kazandıran ve egemen bir ulus olmamızda en büyük pay kimindi zaten? Atatürk'ündü. Atatürk ve Anıtkabir'de yattığı yer bağımsızlık sembollerimizdendir. Anayasamız, anayasa devletin temel örgüt yapısını kuran ve milletin ideal yaşam tarzını yansıtması yönüyle bağımsızlığımızı simgelediği için yine bizim bağımsızlık sembollerimizdendir arkadaşlar. Evet, videomuzda bağımsızlık sembollerimizden bahsettik. Bayraktan, İstiklal Marşı'ndan, Atatürk'ten, dilimizden, milli takımlarımızdan bahsettik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.